Son yıllarda biyologların, sağlık uzmanlarının ve doğal yaşamı savunan tüm herkesin dilinden düşüremediği bir kimyasal olarak karbonat, hepimizin hayatında az ya da çok miktarda yerini aldı. Kozmetikten sağlıklı beslenme reçetelerine kadar her yerde karşımıza çıkan karbonatın en önemli özelliği suda hızlı çözülebilmesidir. Eskiden de çok sık kullanılan karbonatın günümüzde değeri ve gerekliliği daha çok biliniyor. Aslında teknolojinin gelişmesiyle karbonatın yerine geçebilecek başka ürünler de seçeneklerimizde mevcut. Ancak hiçbiri tek başına onca sorunumuza cevap veremiyor. Bunda karbonatın kolay ulaşılabilir olması, ekonomik olması ve olumsuz yan etkilerinin bulunmamasının da elbette büyük bir payı vardır. Karbonatın mucizevi faydaları saymakla bitmiyor. Birçok alanda kullanılan karbonatın en fazla dikkat çeken kullanım alanlarını sizler için hazırladık. Saç temizliğinde karbonat kullanımı. Jöle veya sprey kullanımı sonrası saç temizliğinde orta boy bir şampuan içerisine bir çay kaşığı karbonat karıştırarak saçlarınızı yıkayın. Sonucuna inanamayacaksınız. Ter kokusunda karbonat kullanımı. Banyo sonrasında yarım çay kaşığı karbonatı koltuk altınıza sürün ve ovalayın. Artık koltuk altınızın ter kokmadığını göreceksiniz. Ayrıca koltuk altında kararmalar yaşayanlar için de karbonat kullanımı oldukça etkilidir. Bu yöntemle kişisel bakımınızı yaparken doğayı da koruduğunuzu unutmayın. Diş temizliğinde ve diş parlatmada karbonatın etkisi. 2 günde bir karbonatla yavaş bir şekilde dişlerinizi fırçalayın. Karbonatla dişlerinizi fırçalarken 2 damla çilek suyu da ilave ederseniz dişlerinizin ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Sigaranın istenmeyen kokusunda karbonatın etkisi. Karbonat ve sirkeyi karıştırıp odanın bir köşesine koyun. Odadaki istenmeyen sigara kokusunun bir süre sonra yok olduğunu göreceksiniz. Böcek ve haşerelere karşı karbonat. Karbonatı böcek ve haşerelere karşı koruyucu bir önlem olarak kullanabilirsiniz. Karbonatın içerisine bir miktar pudra şeker ekleyip böceklerin bulunduğu yere bırakınız. Bir süre sonra böcek ve haşerelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Cilt bakımında karbonat. Yüz temizleme kreminin içerisine yarım çay kaşığı karbonat karıştırıp cildinizde 2-3 dakika yavaşça masaj yapınız. Bu uygulama sonunda parlak ve canlı bir cilde kavuştuğunuza tanık olacaksınız. Tırnak bakımında karbonatın etkisi. Bir kase ılık su içerisine 1 çay kaşığı karbonat ilave edin ve ellerinizi 15 dakika bu suda bekletin. 15 dakika sonra tırnak diplerinizin yumuşak olduğunu göreceksiniz. Halılardaki kötü kokunun giderilmesi. 1-2 avuç karbonatı halının her tarafına serpin ve 1-2 saat bekletin. Sonrasında elektrik süpürgesiyle iyice süpürün. Sonuçtan memnun olacağınızı eminim. Buzdolabında oluşan kötü kokuların giderilmesine karbonat kullanımı. Bir kase karbonatı buzdolabının bir köşesine koyun. 4-5 gün geçince karıştırın ve göreceksiniz ki artık dolabınız kötü kokmayacaktır. Ayrıca bu uygulamanın dolaptaki sebze ve meyveler üzerinde koruyucu etkisi olacaktır. Yağ lekelerinde karbonatın etkili sonucu. Yağ lekeleri üzerine karbonat dökün ve biraz ıslatın. 1-2 saat beklettikten sonra döktüğünüz bölgeyi silin. Muhtemelen yağ lekesinden eser kalmayacaktır. Tıkalı lavabolarda karbonat kullanımı. 1 su bardağı karbonatı lavabonuza dökün ve üzerine 1 bardak sirke ilave edin. Ardından 2 litre kaynamış su döküp lavaboyu boşaltın. İşlem bu kadar kolay, sonuç oldukça etkili.
Rutubet ve küf kokusunda karbonatın etkisi. Rutubet ve küf kokan dolabınızın bir köşesine ağzı açık bir kapta karbonat koyun ve bir süre sonra dolabınızda rutubet ve küf kokusundan eser kalmayacaktır. Naftalin sevmeyenler için harika bir alternatif ve iyi bir koku gidericidir karbonat. Lavabo temizliğinde karbonat tercihi. Lavabonuza karbonat döküp limonla ovarak temizleyebilirsiniz. Karbonat sayesinde lavabonuz eskisinden daha temiz ve parlak olacaktır. Çamaşır makinesinde kullandığınız deterjandan tasarruf etmek istiyorsanız, deterjan miktarını yarı yarıya azaltarak karbonat ekleyin ve yıkamayı tamamlayın. Sonuç daha sağlıklı ve ekonomik bir çamaşır yıkama olacaktır sizler için. Kettle veya termos temizliğinde karbonat kullanma. 2 kaşık karbonatı kettle veya termos içerisine atınız. Üzerine kaynamış su ilave edip 1-2 saat beklesiniz ve durulayınız. Sonuç kettle ve termos temizliğinde harika bir sonuç olacaktır. Bademcik ağrısında en zararsız tedavi yöntemidir karbonat kullanma. Yarım çay bardağı suya 1 çay kaşığı karbonat ilave edip gargara yapın. Sonucun oldukça başarılı olduğunu göreceksiniz. Eğer bademcik iltihabınız varsa bir doktora görmeyi ihmal etmeyin. Mide problemlerinde alternatif çözüm olarak karbonat. Mide ve ülser ağrılarına iyi gelen karbonat mideyi rahatlatır ve mide suyunun fazlalığını almaya yardımcı olur. Yemek sonrası rahatsız olan kişilerde ve sindirim sorunu yaşayanlarda karbonat suyun çok faydası olacaktır. Karbonatın mide asidini nötralize ettiği için ülser ağrısını azalttığı söylenmektedir. Ayrıca hareket kapasitesi az olan yaşlı hastalarda kabızlık ve bağırsak sorunlarına iyi geldiği söylenen karbonat, mide ekşimesinde engelleyici bir özelliğe sahiptir. Küçük bir hatırlatma. Karbonatın fazla tüketimi zararlı olabilir. Kullanım miktarının iyi ayarlanması gerekmektedir. Karbonata karşı hassasiyet olanlar uzmana danışmadan karbonatı kullanmamalıdır. Yaşamı kolaylaştıran bu pratik bilgileri lütfen dostlarınızla paylaşınız. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazine gibidir.